Genç kızların gözdesi Çağatay Ulusoy'u bir AVM'de görüntülüyoruz. Özel hayatı merak konusu olan yakışıklı oyuncu bu konuda yönelttiğimiz soruya net bir cevap veriyor. Baş ne abi? Çağatay abi. Devamlı birileriyle adınız anılıyor ama hayatınızda kimse var mı? Kardeşim iyi akşamlar. Var mı peki abi hayatınızda kimse? Yok hayatımda kimse yok kardeşim. Bir markanın basın toplantısına geçiyoruz bu kez. Davetliler arasında Ayça Ayşin Turan da var. Kırmızı bir elbise tercih eden güzel oyuncu pek hoş görünüyor. Normal hayatımda çok sıkıntı bir insan değilim ben ama böyle özel gecelerde tabii ki böyle takıştırıyoruz. Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncuyu yeni bir projede görecek miyiz acaba? İşte seçme konusunda ben biraz zor seçiyorum diyeyim. Öyle bir ara oldu ama döneceğim. Güzel oyuncunun aşk hayatı ne durumda dersiniz? Şu an hayatımda biri yok. Zaten görürsünüz. İnşallah yakın zamanda birini görebilir miyiz diye soralım. Yoksa... Netmişler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Davetin bir diğer şık ismi Damla Colbay da kırmızı rengi tercih etmiş. Düzgün fiziğiyle göz dolduran hanımefendi tatil planlarından bahsediyor bize. Ben her sene Sakız Adası'na gidiyorum. Sessiz oradaki koylarda geçiriyorum tatilimi. Bayağı uzun süredir. Bir sene de herhalde değiştirmeyiz, oraya gideriz. Güzel oyuncu bize yeni projelerinden bahsetmek istiyor istemesine ancak bir korkusu var. Yeni projelerimiz var ama en korktuğum şeye ben nazar değiyor. O yüzden söylemeyeceğim. Bir netleşsin zaten hep birlikte görürüz. Peki o zaman diyor ve mikrofonumuzu Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu Beril Pozam'a uzatıyoruz. Hanımefendi, rol arkadaşı Emre Altuğ diziye veda ettiği için biraz üzgün. Kalbim burkuldu gerçekten çünkü çok şahane bir insan. Hem çok iyi bir oyuncu, sette müthiş bir partner, çok eğlenceli biri. Yani o aramızdan ayrıldı gibi hissetmiyorum bu arada. Hala kalbimizin bir yerinde yani, onsuz olmaz zaten. Söz dönüp dolaşıp Yalı Çapkını dizisinin final bölümüne geliyor. Acaba izleyiciyi ne gibi sürprizler bekliyor? Çok ilginç, heyecanlı şeyler olacak diye biliyorum ben. Bakalım hep birlikte izleyeceğiz. Sinyalleri aldık. Sürprizler olacak galiba sezon finalinde herhalde. Büyük bir tane olur Yalı Çapkını'yız çünkü. Bizde sürprizler bol biliyorsunuz. Yalı Çapkını dizisinin bir diğer oyuncusu Ersin Arıcı da orada. O da Beril Pozam gibi Emre Altuğ'un diziye veda etmesinin burukluğunu yaşıyor. Yani Emre abi gitti, Orhan karakteri de gitti. Vallahi üzüldüm ama yapacak bir şey yok. İşlerde böyle girmeler çıkmalar oluyor. İyi ki tanımışım Emre abiyle, onunla çalışmak benim için çok keyifli. Bu arada Ersin Arıcı çok sevilen dizinin başarısını bakın neye bağlıyor? İlk önce ben oyuncu ekibine bağlıyorum. Çünkü hepimiz birbirimize çok iyi vakit geçiren bir ekip olduk. Ve bu da tabii başarıyı getiriyor. Ersin Bey'e bu güzel sohbet için teşekkür ettikten sonra oyuncu Bestemsu Özdemir'le bir araya geliyoruz. Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddia edilen Özdemir net bir cevap vermekten kaçınıyor. Efendim ayrılıkta çok konuşuluyor aslında. Bunun nedenini de bir soralım. İlk ağızdan da öğrenelim Burak Deniz'le olan ilişkinizden diyelim. Ne soruyorsunuz? Ayrılık. Evet bunu her zaman söylüyorsunuz ama çok da yorumlar da yapılıyor aslında bu konular hakkında. Neden İlişki yaşandı, isteme oldu dendi. Daha sonrasında ayrılık dendi ama... Nereden çıkıyor ben çok merak ediyorum. Sorularımızla güzel oyuncuyu sıkıştırmaya devam ediyoruz. O zaman biz şöyle algılayabilir miyiz? Bu tarz haberlerin hepsi yalan. Evet yani özel hatlarla konuşmuyorum. Biri bir yerde görüyorsa, bir şey biliyorsa ne ala. Onun dışında da söyleyecek hiçbir şeyim yok. İlişki devam ediyor diye o zaman algılıyoruz. Biz de doğru mu algılıyoruz? Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sevilen oyuncu Pelin Karaan davete eşi Bedri Güntay ile birlikte katılmış. Bedri Bey'i hazır yakalamışken dizi yapımcıları hakkındaki eleştirilerini soruyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bir açıklamanız oldu. Artık dizi izlemiyorum dediniz ve çok konuşuldu. Öyle işte yaptık. Yani haklıyım. İzleyince seyredeceğim. Yani oynayınca seyredeceğim. Gerçekten izlemiyorum ve artık yani bu kanallarda hep aynı oyuncular, aynı insanlar. Gerçekten ben dışarıda halk olduğuma rağmen, halk olarak izlememe rağmen o duyguyu kaybettim. Pelin Karahan da bu konuda eşine destek veriyor. Bir dizi bitiyor, oradaki oyuncular başka bir diziye, orada bitiyor 3 bölüm sonra başka bir şeye, aynı üzere dönüyor.
fazla seyirci de ondan. Neden ama aynı yüzler sizce dönüyor Pelin Hanım? Neden artık açılmıyor ya da? Bir baron mu olmuştu artık? Dizi sektöründe bir baronu var mı? Var. Yani o bir tek elcilik var. Pelin Karahan'ın rol aldığı eski yapımları tekrar tekrar izlediğini söyleyen Bedri Güntay'dan son olarak romantik bir itiraf geliyor. Çünkü ben yani Kavak Yerleri'ni de izlemiştim, Muhteşem Yüzyıl'ı da izlemiştim ve bunları sonradan açıp hepsini tekrar tekrar seyredip sonra tekrarında bir daha aşık olmuştum. Yani. Davetin bir diğer dikkat çeken çifti Hazal Subaşı ve Atakan Başsavcı'yla yan yana geliyoruz. Tatil planlarını sorduğumuz çift, vize konusunda yaşadıkları güçlüklerden dert yanıyor bize. Hazal Bey'le tatil planları yapıyoruz. Evet. Daha kesin bir şey yok ama güzel bir planlı yapacağız inşallah. Genelde kışın biliyorsunuz ki yazın hazırlıkları başlar ve özellikle kafada planlar oluşur ama siz kışın bu planları çok fazla oluşturamadınız galiba. Yani oluşturmayı denedik aslında da bazı vize problemleri. Artık vize problemlerini siz de mi yaşıyorsunuz? Oyuncularımız da mı yaşıyor? Evet. Randevu bulmak çok zor gerçekten. Davetten ayrılıyor ve soluğu Cihangir'de alıyoruz. Ünlü rapçi Gazapizm bir mekanda gizemli sevgilisiyle birlikte takılıyor kameramıza. Romantik anlarda çift birbirini öpmeye doyamıyor. Maslak'a çeviriyoruz bu defa rotamızı ve Hüsnü Şenlendirici Hakan Altun ikilisi ile karşılaşıyoruz. Ünlü ikiliye hayırdır, nereden böyle diye sormadan edemiyoruz. Ailesiyle evine bırakınca yakaladık. Biz de Hakan Altun'un yanında dedik herhalde bir hanımefendi var da artık sonunda bekarlığa bir... Yok valla aile Şenlendirici ailesiyle beraber yemeğe çıktık. Ben yine yalnızım. Siz iyi olun da varsın sevgiliniz olmasın Hakan Bey. Bu arada anneniz de iyidir umarız. Peki sağlık durumunuzu sormak istiyoruz. Sizin de Hakan Bey'in de annesi de hastanedeydi kendisinin. Önce sen söyle. Şükür. Her şey çok yolunda. Şükürler olsun arkadaşlar. Sağ olun. Bodrum'da yaşayan ve iş için sık sık İstanbul'a gelen Hakan Altun hiç yorulmuyor mu acaba? Yok. Yol yormaz, insanlar yorar. Yollar yormaz. Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu da gecelerde. Asmalı Mescid'de görüntülediğimiz şarkıcının yanındaysa oyuncu Zilan Duru var. Çift birlikte röportaj vermek istemeyince merakımızı Zilan Duru gideriyor. Yok hayır, benim 2013'ten beri çok normal dostum, kardeşim, arkadaşım. Ünlü ikiliyi uğurladıktan sonra pop müziğin sevilen sesi Nalan'ın sahnesine misafir oluyoruz. ...38 derece ateşle sahneye çıktığını öğrendiğimiz sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında... Modacı Hakan Akkaya da var.